Xalqımız tomorxanı azal azaldan rızq nasiba, muomay daromad manbayi deb hisoblab kelgan. U asrlar davomida qanchadan qancha oilalar dasturxonining fayzu barakasi, asosiy daromad manbayi bo'lgan. Hovli yonidagi unchalik katta bo'lmagan ekin maydonining aholi turmush farovonligi, yurt obodligini ta'minlashdagi o'rni katta. Chunki yerni boqsang, yer seni boqadi. Har bir qarich yerdan unumli foydalangan odamning ruzg'ori but bo'ladi. Yerga ishlov bersang, mehringni bersang, yer seni quruq qo'ymaydi. Ushbu iboralarni o'z hayoti misolida ko'rganlar ko'p bora e'tirof etishadi. Mamlakatimiz rahbari tomonidan so'nggi yillarda qabul qilingan qator qarorlar ushbu yo'nalishdagi mavjud muammolarni bartaraf etishga qaratilgan bo'lib, xalqimizning tomorxachilikka bo'lgan munosabatini o'zgartirishga qaratilgan. Xususan O'zbekiston fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorxa yer egalari kengashi tashkil etilib, uning joylardagi tuzilmalari tomonidan ham e'tiborga molik ishlar amalga oshirilmoqda. Turkul tumani azal-azaldan mirishkor dehqonlar yurti. Bu yerda yetishtirilgan turli xil nozu ne'matlarning dovrug'i butun mintaqaga chiqqan. To'g'ri, mamlakatimizda uzoq yillar hukm surgan paxta yakka hokimligi bu yerdagi holatga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmadi. Lekin keyingi yillarda tomorxachilikni asosiy daromad manbayiga aylantirib olgan to'rtkulliklar soni muntazam ortib bormoqda. Bunda O'zbekiston fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorxa yer egalari kengashi tuman bo'limining ham munosib hissasi bor. Shu kunlarda ular tomonidan xonadon-xonadon o'rganishlar olib borilayotgan bo'lib, asosiy e'tibor tomorxadan unumli foydalanish, yer egalariga amaliy ko'mak ko'rsatishga qaratilgan. Dalalarda o'tkazilayotgan uchrashuvlar chog'ida tomorxa yer egalari o'zlarini qiziqtirgan barcha savollariga atroflicha javob olish imkoniga ega bo'lmoqdalar. Aholi tomorxasidan samarali foydalanish bo'yicha ishchi guruhlar tuzilgan bo'lib, kengash tomonidan ishchi guruhlar kelishidan maqsad aholi tomorxasidan 2-3 marta hosil olishni yo'lga qo'yish, shu bo'yicha tavsiya va texnologik kartalar, o'zimizni shu tavsiyalarimizni berib, o'quv amaliy seminarlar, ommaviy axborot vositalariga yoritish bo'yicha targ'ibot tashkilot ishlarini olib boryapmiz. Ixcham issiqxonalar qurish, imtiyozli kreditlar, subsidiyalar ajratilgan holda aholiga xizmat ko'rsatish, issiqxonalar barpo qiladi. Shu issiqxona ichida o'sha xonadon egasi bo'lishi mumkin, farzandlari oilaviy o'sha yerda ishlab, o'zini ish bilan band qilishi mumkin. Oddiy misol, imtiyozli kredit asosida inkubatorlar, farandalar yetishtirilib, aholiga shartnoma asosida tarqatish, chorvachilikni yo'lga qo'yish, quyonchilik. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidagi O'zbekiston OFIda mana Amonbay aka Saparov xonadonlarida tashrif buyurdik. Bu yerda shuni guvohi bo'lib turibmanki, birinchidan bu O'zbekiston OFIda suvni hech qanday muammosi yo'q ekan. Aholi tomorxasidan bemalol foydalanib 3-4 marta hosil olish imkoniyati mavjudligiga guvoh bo'lib turibman. Buni isbot tariqasida mana Bolgarskiy qalampiri kelgan va mana takroriy ekinlardan qizil lavlagini ko'rishimiz mumkin. Oktyabr-noyabrda hosil olinadi. Tomorx xizmatlariga, muammolarga keladigan bo'lsak, o'sha muammolarni o'rgangan holda ularga ko'maklashish maqsadida ishchi guruh faoliyatini olib bormoqda hozirgi kunda. Mutaxassislar tomorxa yer egalariga mamlakatimiz dehqonlarining ilg'or tajribalari xususida ma'lumotlar berishdi va yaqinlashib kelayotgan yana bir muhim tadbir sarimsoq piyoz va 90 bosta ekinlarini yetishtirish texnologiyasi haqida gapirib berishdi. Ishchi guruh a'zolari tumanning O'zbekiston ovul fuqarolar yig'inidagi bir necha xonadonlarda aholi o'rtasida tomorxadan unumli foydalanish bo'yicha o'rganish ishlarini olib bordilar va bu yerda amalga oshirilayotgan ishlarga yuqori baho berishdi. Haqiqatan ham mazkur hududda tomorxasini oila daromad manbayiga aylantirib bo'lgan fuqarolar ko'pchilikni tashkil etadi. Prezidentimizning joriy yil 23-24 fevral kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasiga amalga oshirgan tashrifi bayonining 63 bandida To'rtko'l tumanida 1000 ta ixcham issiqxona qurish topshirig'i berilgan bo'lib, buning hisobiga tumanda issiqxonachilik bilan shug'ullanadigan oilalar ko'payib bormoqda. Bu bilan chekka hududlarda istiqomat qiladigan aholining bandligi ta'minlanib, yuzlab, minglab oilalar daromadli bo'lmoqda. O'zbekiston ovul fuqarolar yig'inida yashovchi Omonboy Saparbayev xonadonidagi 5 sotix tomorxa maydonida issiqxona tashkil etilgan. Xonadon egasi mana 3 yildirki yerga mehr berib, unumli foyda olib kelmoqda. Natijada 1 yilda 3 marta hosil olib, oilaviy byudjetga yaxshigina daromad keltirmoqda.
Ana şu 15 sotik yerimiz var. Ailevi. Ana şu ıskananı işlettik Endicançı ballara. 5 sotik meydan. Şundan 3 metrek faydalanamız. İyerkisine birinci yıl özleri nelçesine verdi. Pemidor ektik. İzine badır gün ektik. Üçüncüsüne noyabr ayında kök piyaz, ukrop, şuna uşağın ki ismalak şuları ekip faydalanır. 3 metre daramet alalım. Boladı daramatı yakışır. Lakin bizlerde kızdırış, sıklık, atapilinesi yok bu anı. Külünkeyin özünün sık kızdırganı bilen işletip alalımız. Bollamız, kirlilerimiz bilen bir geçliğimiz. Daramatı bir hocalıkı, iki hocalıkı aydın oluşturadı. Bunlar, ondan taşkarı ne adı leblege koymuş kızıl leblege. Bunun orunda kartoşka var idi. Kartoşkasını yığıp aldık. Kartoşkasını aydın yakışı buldu. Uşbu hududdagi yana bir tadbirkor dehqon Hamid Kenjayevdir. U o'zi tashkil qilgan 4 kunlik Hasan Husan mas'uliyati cheklangan jamiyatiga fermerlar kengashi jamg'armasidan 300 million so'm kredit olib, biogumus ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Bahorda vodiydan keltirilgan Kaliforniya chuvalchangi bugun yaxshi parvarish evaziga anchaga oshdi. Bugun 30 tonna biogumus sotishga tayyor holatda turibdi. Tadbirkor o'z mahsulotlarini gul yetishtiruvchi va issiqxona tashkil qilgan fuqarolarga yetkazib bermoqda. Başkanımızı 3. yıl oluyordur. 1. yılısı 4 kvadrat çiyanlı, Kaliforniya kızılı yambur çuval çengini satıp aldık. Vadi taraftan bir tanışlar, bilişler arkada alıp, şundan ki özümüzden başlattık. Rıvacantırıp başladık. Günün salasından malın güğününü şundan bakarsınız. Fakat malın yemişi malın güğünü, kara malın güğünü böyle bakıladı. Şundan ki su veresiz, nemini kaçırmışsınız, rıvacantırıp para veredik. Üz üzüne rıvacantırıp para veredik. Kanyakı çuvalçın köpeğine sen bölüp para veriyorsun yine. Köpeğitirip. Onun ötken yılı, onların yine iki kese köpeğiydi. 100 kvadrat metre ötüp gitti. Bir yıl kadar olsa bir 300'den kememez kvadrat metre şuna gitip vardı. Hemmesinde çiyan yeterli, hemmesinde normalli, şerayeti yakışı. Gönlünü çuvalçın yiyip, tayarlayıp, biyogumuz sayılıp çıkardı. Biyogumuz. Bu biyogumuzun dekanlarımız hemen her şeye saladı. Ben özüm yine enarlara sarp koymuş, encelimiz var yine. Hemmesi her kili ne tüpünün tekine 110 kilogramdan salgamız. Faydası çok da yakışı buldu. Onun için dekallarımız pomidor ekiyatır, agurçalar ekiyattı, balgar sikiyatır. Hemmesi işte faydasını bilip kuvanıp durdu hemmesi. Faydası yakışı. Albatta, mehnatkash xalqimizning harakatlari o'z natijasini beradi. Buning samarasi o'laroq bozorlarimiz, dasturxonlarimiz to'kin. Zero dono xalqimizning harakatda barakat degan maqoli o'z isbotini topmoqda. Bunga kengash ham o'zining munosib hissasini qo'shib kelayotgan bo'lib, hozirda tashkilot tomonidan tomorqa yer egalariga 12 yo'nalishda xizmatlar ko'rsatilmoqda. Ko'chachilik uchun issiqxonalar, tomorqa yer egalari yetishtirgan mahsulotlarni saqlash, qayta ishlash, ozuqa yem ishlab chiqarish, meva sabzavotlarini quritish, mineral o'g'itlar va boshqa bir qator xizmatlar shular jumlasidandir.